Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri peş peşe açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında müjdeleri kamuoyuna açıkladı. Erdoğan, düzenli sosyal yardım alan vatandaşların 150 kW'ye kadar elektrik tüketimlerini devletin üstleneceğini açıkladı, kredi kartı borcunu ödemekte zorlanan vatandaşlara da imkan sağlanacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında milletvekillerine hitap etti. Erdoğan kredi kartı borçluları, esnaf, işveren ve ihtiyaç sahiplerini sevindirecek açıklamalar yaptı. Ziraat Bankası kredi kartı borçluları için vatandaşa kredi verecek. 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran işyerleri için 3 puan olan sigorta prim desteği, 5 puana çıkarılacak, intihaç sahibi 2.5 milyonun üzerindeki ailenin 80 liralık elektrik faturasını devlet ödeyecek. İhtiyaç sahiplerine ELEKTİRİK faturası müjdesi. Erdoğan, her güzel gelişmeyi millete müjde olarak yansıtacaklarını belirterek bu anlayışla hazırlanan bir dizi müjdeyi de paylaştı. Erdoğan, düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın aylık 150 kWh kadar elektrik tüketimlerini devlet olarak biz üstleniyoruz. Bu kapsamda yaklaşık 2,5 milyonun üzerindeki hanede, her ay ortalama 80 liralık elektrik faturasını devlet karşılamış olacak, dedi. Kredi kartları borçlarına yapılandırma. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kredi kartı borcunu ödemekte güçlük çeken vatandaşlara yönelik müjdeyi açıklarken de şöyle devam etti. Bu vatandaşlarımızın mevcut borçlarını daha kolay ödeyebilmeleri için bir imkan sağlıyoruz. Ziraat Bankası aracılığıyla ödeme güçlüğü yaşayan vatandaşlarımızın kredi kartı borçları tek bir çatı altında toplanacak. Vatandaşımız, hangi bankaya kredi kartı borcu olursa olsun Ziraat Bankası'ndan alacağı bu krediyle borcunu kapatacak. Daha sonra çok uygun şartlarda ister 24 ay ister 60 ay vade ile aylık gelirine uygun bir şekilde bu borcunu ödeyecek. Esnafa 2019'da 22 milyar kredi Halkbank'ın bugüne kadar esnaf ve sanatkarların uygun şartlarda finansmana erişimine öncülük ettiğini dile getiren Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı. 2002'de 154 milyon lira olan hazine destekli esnaf kredileri bakiyesi 2018'de 31,1 milyar liraya yükseldi. Bir başka ifade ile esnafa destek 202 kat arttı. 2002'de 64 bin olan kredili esnaf sayısı 2018'de yaklaşık 7 kat artış ile 500 bine ulaştı. AK Parti iktidarları döneminde toplamda 1,8 milyon esnaf ve sanatkara 93,4 milyar lira kredi kullandırıldı. 2002 yılında esnafa uygulanan faiz oranı %47 iken bugün bu faiz oranı %5 seviyesine geriledi. Halkbank esnaf ve sanatkarların işletme yatırım kredisi ihtiyaçlarını karşılamak üzere 2019 yılında yaklaşık 350 bin esnafa 22 milyar liralık kredi kullandıracak. Erdoğan, kurla ilgili bütün oyunlara rağmen aldıkları tedbirlerle başlayan dengelenme sürecinin etkisini esnafa süratle yansıtmak için bu tutarın 10 milyar liralık kısmını ilk çeyrekte kullandırma kararı aldıklarını dile getirerek bu uygulamanın detaylarının yarın Halkbank tarafından kamuoyu ile paylaşılacağını açıkladı. Sigorta primi teşvik uygulaması iş dünyasına da müjde veren Erdoğan, sigorta prim teşviki uygulaması kapsamında 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran işyerleri için 3 puan desteği, 5 puana çıkartıyoruz. 500'ün altı sigortalı çalıştıran yerler için ise 5 puan uygulamasını aynen devam ettiriyoruz, dedi. Ziraat Bankası'nın, çiftçiye, dar günlerinde destek olmak için kredi ödemelerinde farklı erteleme, yeniden vadelendirme ve yapılandırma alternatiflerini geliştirdiğini anlatan Erdoğan, inşallah bu düzenlemeyle çiftçi borçlarına yıllık %11 faiz oranı uygulanarak bir yıla kadar vadelendirme imkanı getirildi.
Bu uygulama kapsamında kısa sürede yaklaşık 2000 üreticimiz başvuruda bulundu, ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm bu müjdelerin dar gelirlilere, sanayicilere, esnafa, çiftçiye ve tüm millete hayırlı olmasını diledi. Ocak ayında tarımsal DSTEKLMELER, tarıma en ufak destek verilmedi, çiftçi sefil, arsası ellerinden alındı, hayvancılıkta battı, şeklindeki eleştirilere değinen Erdoğan, şunları kaydetti: Bay Kemal, bu ay bizi iyi takip et. Ben sana resmi rakamları açıklıyorum, iyi takip et. Ağustos ayında birçok adımları attık, spekülatif kur saldırıları, şu, bu falan, ama şimdi Ocak ayında ödenecek tarımsal desteklemeleri söyleyeceğim. Fark ödemesi buğday, mısır ve çeltikte 550 milyon lira, buzağı desteği ödemeleri 525 milyon lira, çiğ süt desteği ödemeleri 340 milyon lira, yem bitkileri desteği 268 milyon 600 bin lira, sertifikalı tohum kullanım desteği 100 milyon lira, çevre amaçlı tarım alanı koruma desteği 84 milyon 500 bin lira, diğer desteklemeler 167 milyon 200 bin lira. Toplamda 2 milyar 35 milyon 300 bin lira. Hayırlı olsun. Başbakanlığım dönemimden bugüne kadar tarıma verilen destekleri söylemiyorum. Bay Kemal, hiçbir şey verilmiyor, diyor. Ama hiçbir zaman, ağzı var hakkı konuşmaz, gözü var doğruyu görmez, kulağı var yine duymaz çünkü kalp mühürlü.